Gün dolayısıyla bir diğer etkinlik de Buca Belediyesi'nden. Buca Belediye Başkanı Levent Priştina 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle görevini Kadın Belediye Meclis üyelerine devretti. Kadının Sesi ve Kadının Rengi başlığı altında düzenlendi etkinlik ve büyük de ilgi çekti. Buca Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Belediye Başkanı Levent Priştina 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 7-11 Mart tarihleri arasında görevini vekaleten kadın belediye meclis üyeleri Sabriye Özdemir, Nehir Fırtına ve Canan Aydemir Özkara'ya devretti. Hayatın her alanında, özelde, kamuda, siyasette, ticarette, kültürde, sanatta, sporda kadın emeği arttıkça, kadın elini bu alanlara soktukça ve direksiyonun başında oldukça, tabii asla bir dolgu malzemesi olarak değil, yaşadığınız ilçe, mahalle, yaşadığınız ülke güzelleşir, demokratikleşir, daha insancı olur, daha sevecen olur. Toplu sözleşme gereği memur ve kadrolu işçilerin 8 Mart'ta izinli olduğu Buca Belediyesi'nin 238 taşeron kadın çalışanına da bir gün izin verildi. Ayrıca Özgecen Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'nde Kadının Sesi ve Kadının Rengi isimli bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, yaşamını yitiren tüm kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yapılmasıyla başladı. Şiddet gören kadınların hikayelerinin ünlü erkek sanatçılar tarafından seslendirildiği video gösterimi Bucalıların beğenisini kazandı. Benim adım Gülay Hamarat. Türkiye'de, Gebze'de... Video gösteriminin ardından 8 kadın, kadın sevgidir, kadın hayattır, kadın emektir söylemleri ve bu özellikleri simgeleştirdikleri boyalarıyla sahne aldı. Kadınların gösterisine Buca Belediye Başkanı Levent Priştina da dahil oldu. Priştina, tüm renklerin birleşiminden oluşan boyayla sahnedeki tuvale günün en anlamlı sözünü yazdı. Biz adam olduğumuzda kadınlar ölmeyecek. Etkinlik kapsamında kadın ve yaşam konulu fotoğraf sergisi ve Pozitifler grubunun sahne performansıyla kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı. Unutulmaz.